Okey. Biraz sıktı. Biraz sıktı. Şeni? Şeyin upgrade'li hali artı 3 atak mı veriyordu? Bu dandik şey. Bu çok dandik ya. Hadi değişiklik olsun bakalım. Garen. Darius. Noxus Ionia Karma. Darius. Darius agresif ama. Darius bize yaramaz. Garen. Bu renk kombinasyonu zayıf kalıyor ya. Problem şu arkadaşlar. Bu renkte, bu beyazda şey yok. Denial yok. Hiç. Bir tanecik kart var. O da yarım yamalak. Hayırlı olsun Riyaziel. Yani arkadaşlar bu 650. altımı yapmıyorum. Biraz sıkıldım. Daha fazla oynamak bile istemiyorum yani. Neyse oynayalım. Kaç kere altı yapabilir abi bir insan? 4 kere altı yapıp bir kere yapılmaz mı ya? Çok mu yönüyor bu karşıma gelen herifler? Şunu yapayım mı? Çabuk kaybederiz hadi. İlk defa Demas yönüyorum. Elit. Elit yapayım mı? İki tane elit var burada. Bir halt olmaz işte. Hadi elit olsun bakayım. Ne oluyormuş bakayım. Elit olacağım. Güzel. Elit vermezsem ne yapacaksın dedi. Elit vermezsem bakacağım abi. Elit. Bu da elit veriyor. Yuh. O iyi. O bu da iyi. O iyiymiş. Bu da arkadaşlar çok ayı ama işte görüyorsunuz yani mesela geçen arena ben bir kere oynayamadım şeyi. Bu iyi ya. Denial alalım. 3 renk mi yaptık şimdi? Peki. Bu iyi. Bu iyi. Bu bayağı iyi. Turuşat Baraj. 1 mana 2-2 var. Ve elit değil mi? Bu elit sinerjisini yapalım ya. Bakalım ne olacak. Oo. Şimdi arkadaşlar bunlar da bayağı iyi. Hadi elit destesi, elit destesi. Zaten 6 yaptık artık. Ama slow olmuş. Elusive Tough. Elusive Life Steal'a göre çok daha kötü ama yine de fena değil aslında. Bu hayvan iyi mi? Fena değil gibi. Abi bu çok manyak ya bu. Bununla başa çıkmak bayağı zor ha. Citria bir daha. Ver bakayım sen şu Citria'yı. O bayağı kötü. Bunu değiştirebiliriz. O bu. Evet.
Trik diye kalsın hadi. Şunu yapalım. Elit diye şey yapmamın sebebi arkadaşlar. Bir elit aldık. Bir kart aldık. 2 mana 2'ye 2 elitleri artı 1 artı 1 veriyor. İşte arkadaşlar mesela bu kartı ucuza inebileceğiz. Ama tabii elit şişiren kartla bulabilseydik iyiydi. Üç. Ben bunu 3. tur inemiyorum. 3. tur hayır. Bayağı iyi. Masanın dolması tatsızlığı var. Tabii ki. Blok yok. Değişikmiş. Peki. Şimdi üçüncü tur hiçbir şey yapamıyoruz. O tatsız bayağı. Şimdi yapabiliyoruz. Komple eritelim. Peki. My journey continues. Avalanş mı avalanş bizi yamultuyor ama işte öyle problem var. Gerçi avalanş şu an 3 yaratığımızı öldürüyor değil mi? İnanılmaz öldü ama tabi sık haliyle. Bitti pilim arkadaşlar, kartım kalmadı ki. Yamulacağız gideceğiz. Onlar şey. Peki efemer ol. Yani damage yemek için adam böyle bir hareket yaptı değil mi? Yanlış anlamıyorum. Böyle yapacağım, gol diyeceğim. İşte ama beni oyalıyor arkadaşlar işte. Vuramadım yani. Deminki gibi el özür değil. Çünkü ben bunu inmek istemiyorum açıkçası. Bunu pardon. Çünkü o zaman bir şey inemeyeceğim. Gelecek round. Ya da ineyim mi? İnmeyeceğim. Yer kalmıyor arkadaşlar. Yer problemi var. Bu iyi. Ya bu kadar arkadaşlar harekete adımın hala 18 olması biraz acı. Let us get going. İşte onu yaptım. Şimdi kötü oldu. Formation.
Ha, Brown 5'e 5'i yakalayamaz ama. Peki. Peki. Tek atak diyorsun. Kabul abi. Görüyor musun? Yerim kalmadı arkadaşlar. 0 mana 3 3 var, hiçbir işe yaramıyor. Doldum anasını satayım. Artık bu turn kafa göz girelim bari de bir şey olsun. Çünkü 1 2 tura ben kaybedeceğim bu oyunu. 1 2 tura biter bu oyun. Follower. Dolayısıyla buna çalışmıyor. Buna da çalışmıyor. Güzelmiş. Bir bok olmuyor özetlersek. Peki. Ataktan önce bunu atayım mı? Brown'a. Gerek yok. Arkadaşlar bir şey yaparsam adama cevap verme şansı doğuyor. Cevap verme şansını doğurmamaya çalışıyorum ben geldiğince. Uzadıkça ben ölüyorum, size söyleyeyim özetle. Sağ ol. Bu desteği pek iyi bir şey yapamayız arkadaşlar. Ben açıkçası biraz da bilerek kaşındım. Çünkü nasıl olsa 6 yaptık. Yani 6 yaptıktan sonra o kadar gereksiz oluyor ki aslında ikincisi. Çünkü oynuyorsun. Yani tek yapabileceğin şey 7 zaten yani. Peki, olur, kabul. Vereyim mi? Vereyim. Sonuçta arkadaşlar gelecek turu tekrar onu ben tutacağım çünkü. Bayerini vereyim. Verdiği yer kalıcı değil değil mi? Verdiği kalıcıysa... Bir bakaydım lan. Nisran'da, okey, tamam. Tamam, biraz vurduk sonunda. Şimdi onu da bir öldürelim bence. Tabii kurtarıyor. Tabii ki. O imkansız. İmkansız kurtarmamalı. Bu arada level atlamak üzere artık. Çünkü kötüsü. Neyse ki atlayamadı en azından. Nasıl oluyor anlamadım ya. Abi oyunun başından beri yaratık iniyorum. Onu bloklayacak yaratığı da var. Kendi yaratığını kurtaracak kartı da var. Heh, bu şimdi yalnız adamın çırasını yakabilir arkadaşlar. Bu çünkü +3/+3 veren kart veriyor elimize. Dolayısıyla benim kaç mana arttırmam lazım? 6 mana değil mi? O 9. Dolayısıyla benim 1 mana arttırmam yeterli bu turn. Zaten yapacak hiçbir şeyim yok. Onun için arttıracağım zaten manayı direkt. Tamam, Brown level atlıyor ama çok korkutucu bir şey diyeceğim arkadaşlar. Çünkü Brown level atladıktan sonra değer vermeye başlıyor. Hep beraber. Okay. Şu bakalım ne gibi trikler çıkaracak. Brown'a atak verecek herhalde. Okey. Bir dakika, hayır. Niye okey? Bilerek yapıyorum arkadaşlar. Ölsün diye. Çünkü şimdi bunun öleceği kesin değil ya. Ben bu elemanı oynayayım. Yer açılsın. Yaratığım ölmezse ben sıkılıyorum çünkü. Var tabii bir şey büyük ihtimalle. Kuşu öldürmeye de. Bakalım. Kime verdi abi efemeral, ben anlayamıyorum. Buna veriyor. Ha, anladım. İstersen ben de onu engelleyebilirim. Kim elini alıyor? Bunu elini alıyor. Peki. Bir düşüneyim. Peki ben şöyle yaparsam ne olur? Arkadaşlar. Şimdi ben bundan efemeral kaldırdım. Dolayısıyla bundan efemeral alıp bana verememesi lazım. Oyun doğru bir şekilde çalışırsa. Olmadı. Sağ kaldım. Level atladı. Problem yok.
Yer açıldı. Tamam, şimdi bitiyor. Tur gelince artı 3 artı 3 atak. Adam Z dinecek. Artı 3 artı 3 atak. Okey. Bu kart biraz güçlü mesela bence. Yani şarkı, onun için Brown çok kötü bir kart, görüyor musunuz? Yani oldu tamam da abi. Al atladı, daha bir tane koyamadı bak. Al onu. Hepsi artı 3 artı 3. Deny var mı? Çünkü bakın adamın 3 yaratığı var. Şimdi bir tane artı inerse 4 yaratığı olacak. Benim en düşük ataklı yaratığım 5. Dolayısıyla ben zaten içeri 10 damage geçiriyorum %100 yaratık oynarsa. 3 yaratık oynuyor adam bunun dediğini. Birebir mi bunlar? Birebir, neyse tamam. Öldürüyoruz yine. Peki abi, okey. Bu fast değil mi? Ha şimdi yalnız ben bunu atak edip yaparsam ben blok yapabiliyor değil mi? Onu unutmamak lazım arkadaşlar. Atak edip yaparsam blok yapabiliyor. Her zaman doğru kart var ya. Çok etkileyici bir olay gerçekten. Peki. Adam diyor ki abi bir yaratıkın zaman ölüyorsam diyor. 3 yaratıkından kart çıkartırım diyor. Peki. Şimdi bir yaratıkın ne yazık ki sağ kalıyor. Overwhelming yok çünkü. Ephemeral Brown'lar var. Ölecekler yani. Ne diyeyim ya? Ne diyeyim? Artı 3 artı 3 bir işe yaramadı. Abi nasıl olabiliyor ki böyle bir şey? Ya bir hepsi kart dezavantajı yani. Öyle abi. Ölmedi. Sağ kaldı. İnanılır bir iş değil. Yani birden fazla yaratık koyan kart çıkartıyor adam. Tek bir tur içerisinde. Diyorum ki abi bak bir yaratık inersen öleceğim. Adam diyor ki o zaman birden fazla çıkartın diyor. Peki diyorsun o zaman böyle. O zaman diyor ki bir tane daha çıkartayım. Abi başlayacağım şansınıza. Bu ne iğrençlik ya bu. Nedir anlamıyorum ki abi. Nedir yani? Okey abi alayım. Benim elim bütün yaratık oldukça bir şey yapamıyorum. Ha şimdi adam 3'e 3'ünü de alacak bedavaya. Peki. Peki. Bir dakika, o hareket biraz salakça mı? Ben yer açmak istiyorum ya. Ölsün bu yaratık. 3'e 3 alacak şimdi adam tabii. İnanılır bir iş değil yani. Okey abi. Tamam abi. Saldırmasa ben alamayacağım bu yaratığı. Ve elimde yani yaratıklarla sıkışıyorum belli. Problem değil abi. 650 tane yaratık koyan kartlar çıkartsın bir tur içerisinde. Hiçbir problem yaşaması tabii ki. Şen gelsin. Sen gel bir karşıma. Şimdi kimi öldürsem arkadaşlar ben? İstersem artı bir artı bir verip Soul Shepherd'ı öldürebilirim. İstersem şu 3'e 3 öldürebilirim. Soul Shepherd'ı öldürmek daha mı iyi? Tabii ki bir şey taptak edin değil mi? Vay anasını. Onu ele alacağım.
Peki. Olsun. Atayım mı? Sağ ol. Sağ ol abi. İşte arkadaşlar yaratık öldürememek böyle. Bu gerizekalı Brown adam oynuyor karşımda benim şöyle bakıyorum. En azından life azaldı. Tabii ki. Destanemin true shot baraj var mıydı? Hmm, okay. Arkadaşlar bir tane overwhelm yok. Bir tane elusive yok. Geçmedi mi içeri? Adam öyle karşımda durup Poco çıkartıyor burada. Yok bir tane yok. Bir elusive'im yok. Artı bir demiş yok. Hiçbir şey yok. Böyle bakıyorum şu an ben. Tamam abi çıkar onunla onu diyorum. Top deklerini kullan her türlü. İyidir diyorum yani. Okey yapabileceğim hiçbir şey yok. Kabul. Easy game. Peki abi alayım ben turu. Bir şey çekmem lazım. Aa. Şimdi Shen'in karşısına da adam 3'ü 3 koyacak değil mi? Shen'in level atlamasını da sağlayamıyorum. İkiye 1 ile 5'e 5'i tutsam. Şimdi bir dakika. Shen saldırdı. Yanına 2'ye 1 ile 5'e 5 tuttum. 5'e 5'i bu tutuyor. Bu üçünü bu üçüyle blok yapıyor. Ben damage geçiremiyorum. Böyle bekleyelim bakalım. Hayatımda gördüğüm en eğlencesi ve iğrenç oyunu oynayayım. İşte bak beyaz. Demacia çok güzel falan. Bok güzel. 650 tap tekli adam ya dayanabiliyor. Tabi sonsuz şanslı yani. Anlatabiliyor muyum? Atak diyorsun öldüreceğim diyorsun. Bir dakika abi diyor. 3 yaratık koyuyorum aynı anda masaya diyor. Peki diyorsun ben yine yeneceğim. Diyor ki o zaman masaya yanında 2 yaratık koyuyorum şimdi diyor. Çok güzel abi. Ne kadar güzel bir şey yani. Masaya bir 3 yaratık bir de 2 yaratık koy ki. Okey. Okay. Vuramıyorum. Bir damage yok. Şimdi adamın oynadığı renkler benimkiler gibi çöp olmadığı için adamın sonunda bir şey çekecek. Ben çekmiyorum bir şey. Destemde var mı bilmiyorum şey. Hatırlayamadım. True shot baraj varsa atacağım kafasını öldüreceğim. Yok yani başka bir şey. Direkt damage çekmem lazım. O da counterlanmazsa. Güzel kaldı. Okay. İstemiyorum ben bunu oynamak ya. Bayağı eğlencesiz bir şey ya. Okay. Ya bravo bir şey ya. Hayatımda ilk defa. O kadar zayıf yani. Abi gözünü seveyim ya. Şöyle kafamı iki yiyeyim mi? Ya böyle lüzumsuz ataklar yapıyor. Şurada Brown bir öldürsem oyun bitecek demiyor adam. Peki abi. Abi. Yaz. İğrenç insanlar var. Bu ne biçim adam ya? Kaç
Kapasam ya. Bayağı kapamak istiyorum yani şu an. Nasıl 107 olmayacak bu desteyle asla. Okey, geçer. Bir tane daha çıkar. Okey. Bir daha bu şey var değil mi? Artı 3 artı 3 arkadaşlar uğur verme olmadığı için artı 3 artı 3 de bir işe yaramıyor. Şener level atlatsam artı 3 tak verebiliyor şu an. O da bir işe yaramıyor. Bir işe yaramıyor ki. Hiçbir işe yaramıyor. Oyna. Bir dakika. Duruyor. Allah razı olsun gel. Öldürüyoruz. Dur bakalım hadi. Abi yani hiçbir şey yapamadığım benim belli artık. Bununla 66 kere target değiştirmeye gerek yok ki. Seç abi bir tanesini. Onu tompla işte. Al 3'ü 3'ünü bedavaya. Kabul yani. Abi yapma ya. Ya gözünü seveyim ya. Abi her round bunda yani abi sanki bir şey değişiyormuş gibi adam oynuyor ya. Abi ne yapıyorsun? Ölsün. Şimdi yalnız arkadaşlar 1 milyon spell çekti adam, kart çekti adam. Öyle problem var işte. Çok kart çekti. Yani buna bir şey yaparsa öleceğim. İki tane değil, bir tane ölürsem daha doğruydu. Yer kalmayacaktı masada yer hata. Hıyarlık ettim. Anladınız mı? Şimdi adam iki tane poro artı bir tane buna saldırdı ya. Ben bir poro öldürsem bir poro geri alacak. Yer hataya yer kalmış. Mesela şu an yer hataya var. Elozyu bir şeyini kurtarabilir mesela adam şu an. Gerçi kurtaramazdı. O da ayrı konu da. Elozyu bir challenge ederdik. O tam zamanında geldi. Bariyer vereyim mi? 3 damage, 3 damage kartlarını engelleriz. Shen ölecek. Ölü versin. Kaç yazar? Bir de Shen ölemesin diye şöyle bakayım. Ah, senin
arkadaşlar. Gözümde öyle büyüyor ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir uçak, bir kaçak lazım. Yok bizde hiç. Bu iyi. Yani ya bir elüziv lazım ya bir overwhelm lazım. Vurulmuyor yoksa demiş arkadaşlar. Durduruyor insanlar sizi. Bir dakika. Elit bulursak yakarız aslında ama. Bekleyelim bir tur. Bunu 4'e 4 açabilirim arkadaşlar ben. Bence bekleyelim biz. Vursun 1-2. Bilerek oynadım arkadaşlar. Bu elit ya şimdi. Şu Battle Smith oynadıktan sonra elitlerimizin hepsi artı 1 artı 1 alıyor. Onun için bekliyorum. Sağolun. Ya şimdi 1 mana 4 4 diye oynayacağım bunu. Az buz değil. Bir de Hearthstone'daki gibi o mana ziyan olmuyor ya. Ziyan olmuyor sonuçta bu mana. Spell mana olarak duruyor. Bir ara kullanırım onu ben. Okey abi belki kabul ettim. Oh. Birebiri bir bloklayasım geldi benim ya. Bloklayacaktım bu arada. Hayırdır ya. Peki vur abi. Al bir tane daha. Bayağı fena arkadaşlar. Al. 1 mana 4'e 4. 1 mana 4'e 4. Her saldığında artı 2 artı 2 alıyor. Battlesmith'ler fena. Daha beta'da biri, daha alfa'da. Gireyim mi ben 6'ya 6 olarak? Bence ben gireyim abi. Zımboç. Öldürebilir tabi. Bir daha arkadaşlar bunun aldığı atak kalacağı. Gecik dur 8'e 8 saldıracak yani. Tabii ki var bir şey. Tabii ki. Olsun. En azından ölmedik. 0'a 3 kaldık. Zımboç zımboç. 3 life peki. Ah peki. Çok güzel. Daha çok var paşam, daha ağlama. Daha çok var. Gel bakalım şöyle.
Zimbex. Atağa girmeden yaptım blok yapamasın diye. Böyle ayrımları var işte. Atağa girip yapsam çünkü bloklayacak. İstemiyorum blok yapmasını. İki blokları eksilsin masadan. Ama şimdi yaratık inebiliyor. Öyle farkı var. Ama bir yaratık inebiliyor arkadaşlar. Ve bunu... Ya şimdi gerçi elindeki bir yaratığı artı 3 artış vardı. Bayağı kuvvetlendirdi ama hani 8'e 5'i tutacak yaratık kolay değil. Ayrıca elinde bariyer var. Bariyer de verebilirim istersen. Yalnız gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar et destesi yapmanın zararı şu. Masa doluyor. Masam doldu benim. Oh baby, ciddi misin? George, George. Peki. Vermeyeceğim bariyer. Kabul. Bayağı vuruyoruz. Go. Şimdi öldürmek az. Şimdi veririm. Hop. No 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 no. No 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 no. Bir daha var mı bariyer? O zaman sıkarsın canım. Her. 8'e 6. Hey maşallah. Şifa döle manda. Kaç o? 2 bölü 5. Daha alakası yok. Bu da bayağı inanılmaz kötü bir kartmış. Champion da silence etmiyor yani. Frostbite'layacak. Sonra da peki. Ben ona bariyer vereyim o zaman. Kabul edelim onu. Peki dur abi yalnız. Ben ona bariyer vereyim. Çünkü şimdi büyük ihtimalle bir tane daha atıp 4 vurmaya çalışacak da. Yok abi sen challenger değilsin artık. Gerçi yanlış yaptım. Gerek yoktu o harekete. Bu sıfır hata vurunca öldüren sandım ben. Bu sıfır hata vurunca öldüren değil ki. Gerek yoktu onu saniye etmeme. Peki. Beş. Niye mi bir şey var be abi? Ha şimdi bir daha freeze etti. Aynı turn'da 3 freeze çıkardı adam. Abi aynı turn'da 3 freeze mi çıkarttım? Ha bu yani son kartına kadar ölümüne taptaya gerek var mı acaba? İhtiyaç mı var bu konuda bir? Anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum ya. Neyse ben saldırabileceğim değil mi ama? Evet saldırabileceğim. Şu an öldürüyorum bir şey çekmediysem. Çünkü Crystal Arrow'un slow olması lazım. Slow güzel doğru hatırlıyorum.
Bir de Chris Lerov Drow'un yerine geçiyor arkadaşlar. Yani bu kartın ifadesi biraz kötü yapılmış durumda. Chris Lerov veriyor diyor ya gelecek round tur. O veriyor dediği kart çektirmiyor size. Direkt elinize veriyor onu. Buradan ayıp olmadı. Nereye koymak Battlesmith'e mantıklı değil miydi? Nereden bahsettiğimi bilmiyorum ama yani Battlesmith'leri koyman gereken yerde koyduk zaten. Bu ne? Bu çok daha iyi. Bu da daha iyi. Şimdi bu akıl almaz kötü. Destimizde bayağı çok kötü kart var. Bu 2 mana 2 taflar da çok iyi değil arkadaşlar. Yusari kesinlikle daha iyi. Ve Yusari'miz yok bu sefer. Şimdi bu 3 mana 3'e 3 veriyor değil mi bize bir tane? Ama spell mana ile ötüldü arkadaşlar. Şimdi bunun oyunda 3 mana 3'e 3 özellikli yaratıklar var. 3 mana 3'e 3 veren bir kart niye var derseniz kart spell olduğu için arkadaşlar artan spell mananızla bunu oynayabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Şimdi bu bayağı iyi. Ve burst. Adam önceliği vermiyoruz. Yusari de iyi arkadaşlar çünkü yani üçünü birden yapabilsem bayağı mutlu olacağım. Bu yine bir nebze işe yarıyor değil mi? Yani bu gelen kart daha iyi ama bu inanılmaz kötü. 3 trade de okey. Fakat arkadaşlar şey önemli. Kazandığıma bakıyorum ben. Şimdi bir follower'ı silence etmek hani bayağı patetik ya. Çünkü çoğu follower zaten çok bir şey yapmıyor. Şöyle ya, aslında çok çok iyi bir kart değil. Bizim için çok iyi. Bizim çünkü kaçışımız yok. Kayre. Anladın? Yani ben dikiliyorum masaya etleri. Pat pat vuruyorum. Bloklarsa blokluyoruz. Sıçıyoruz. Damage çıkmıyor bir daha. Kart en azından elusif. Adamın kafasına damage geçirebiliriz. Git. 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 Battlesmith'ler harikadır. Ah yok bu sefer. Garen'lar da hoş. Bunu ineceğiz mi boşa? Bence inmeyelim bunu boşa. Bayağı eziyor adam. Ama tabi o zaman bayağı bir mana boşa gidiyor. İşte bakın spell mana'nın avantajı. Şimdi o 3 mana 3'e 3 koyan olsaydım ben onu bedava yatacaktım bir nevi. Çünkü bu turda mana boşa gidecek. Ha gitmedi bir tur mana boşa. Peki. Sitre'yi açalım. Vur abi Sitre'ye. Vur. Nerede olacaktın lan? Of. Peki. Şimdi şey gelecek değil mi? Aa. Draven gelecek. Bilerek ataktan önce açtım arkadaşlar. Şimdi lan manam yok diye blok yaparsa artı bir artı bir veririz. Öldürürüz adamı yaratanı. Normalde fena bir kart değil bence. Yani şimdi arkadaşlar adamın çok stratejik bir yaratık varsa öldürmeye kullanabiliyorsunuz. Veya uçarım kaçarım kafaya vururum diye elüzyon olarak kullanabiliyorsunuz. Biraz hata defans zayıf ama. Evet, Draven geldi. Şimdi saldırıp artı bir artı bir artı bir artı çok belli oluyor değil mi böyle yaparsam? Böyle saldırayım. Draven da blok yapmaz zaten. Şimdi Draven da blok yapmak kolay olmayacak yalnız. Bu işte aşmış yalnız. Bir şeyle öldürmeye çalışırsam bence bayağı kötü bir hareketti. Ne atıldı elden yaz onu bir görebilir miyim?
Hadi ya. Peki. Bayağı kötü arkadaşlar. Al. Gitti alalım kartı. Gerçi bende bir kaldı ama. Bak öyle bakalım. Oo. Bir dakika. Draven kucağa geliyor mu böyle? Quick Strike'la. Ve Barrier'la. Geliyor galiba değil mi? Burst'lü kartlar bayağı uyuz arkadaşlar. Mesela şimdi adamın elinde bir vuran bir kart varsa gerçi yine işe yarıyor ama başka bir pozisyonda bayağı sıkıcı olabilir durum. Tabi çok da şeyi var. Ha, vuracak yine. Yazık ki hallediyor. Öldürüyor. Azmetti yapıyor arkadaşlar. Tamam. Bariyere gerek yok. Bunu açalım. Bu da pek iyi değil mi? Garen mı? Şimdi arkadaşlar Garen'a şey yapabilir adam. Draven'la blok yapıp iki kere baltayla artı bir verip öldürebilir ama çok da zahmetli değil mi? Adamın sadece ilk kart kalır. Ya da bunu açabilir, onu hiç yapamaz zaten. Bu daha garantili herhalde. Ama işte Garen'da şey yapıyor. Açalım onu. İnanılır bir iş değil. İnanılır bir iş değil. Altı atak buldu adam. Wow. Abi inanılmaz ya. Şu kart ben her indiğinde bana indiler. Mahvoldum yani. Öldüren. Başka da kart yoktur pek ha. 5 manaya bununla kombat yapıp kazanabilen pek kart yoktur yani. İnanılır bir iş değil. Peki. Düşünelim. Onu trade etmek ister miyim? Al bakalım. Beşe beş olsa trade olmuyor çünkü. Altıya beş olması lazım. Adam diyor ki altıya beş var abi. Hiç korkma diyor. Hiç korkma diyor. Bütün oyundan ne kart gerekirse onu açalım diyor. Bakalım bu Draven oyunu tabii sıkmaya başladı biraz. Garen'ın signature kartı neymiş? Peki. Yani baltalar biriktikçe birikiyor tabi. Hoş değil. Şimdi adam iki balta atıp Draven'ı level atlatsam mı diyor. Level atlamış hali ne yapıyor? Yapıyor öyle. Time for the money makers. Ne attı yalnız baltaya? Baltaya balta attı. İkinci baltasını atıyor. Ondan ne atacak bakalım. İşte ama arkadaşlar burada ben şimdi bir şey atsam bitti oyun. Çok saçma sapan hareketler bunlar yani. Ha Whirling Death bir daha. Ha bir daha fazladan balta alacağım. Ne çok almış bundan ya. Yaratıkları bölüse ne olacak hiç düşünmemiş adam yani. Peki. Baltayla bu bir tane daha balta aldı. Ne oldu şimdi de. Evet, sıkıcı olmaya başladı biraz. Tamam. We fight for those who cannot.
Sorry, did you say something? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer Citria'yı inmezsem ben Garen'la saldırıp Garen'ın Signature spell'ini atarak adam masasını temizleyebilirim. Fakat eğer şey yapmazsam atamıyorum. Bir mana arttırmak zorundayım. Citria oynamam lazım. Tamam. Burada bir şey çıkartamaz diye umuyorum. Draven'a saldırmadı bile. Tamam, yapacak bir şey yok. Hound'u yine öldürüyorsun. Abi bu nasıl şans böyle? Abi Draven'ı blokluyorsun. Combat trick. Bilmem ne yapıyorsun. Combat. Abi her turn olmaz ki. Her zaman çıkmaz ki yani. Ha şu bloklasa zaten bitmişti. Tamam, ben şimdi level atladım galiba yalnız. Şimdi adamın elinde sadece iki tane balta kaldı. Ve şimdi biz de saldırabiliyoruz artık arkadaşlar. Garen'ımız level up oldu. Adamın turunda da saldırabileceğiz. Şimdi ben de saldırabileceğim demek o. Gördün mü? Squash'ı. Adam saldırabilir veya ben saldırabilirim. Enteresan. Kaç vuruyor? 2. 6 vuracak. Şu ikisini birini atarsa 5 kalacağım. Şimdi arkadaşlar aslında yaptığı hareket biraz tuhaf. Bir şey taptak etti herhalde. Çünkü ben bloklarsam öldürüyorum onu ben. Ölüyor yani şu an. Yani bunu böyle bloklasam. Çünkü adamın elinde bir tane axe var. Bir tane axe atabiliyor. Peki ben korkak oynayayım. Tabii ki tablet var. Abi nasıl olabiliyor? Abi nasıl olabilir ki? Üçüncüsü bu kartı. Üçüncüsünü oynuyor adam bu kartı. Oynuyor. O Draven ölse ne olacak? Hiç bilmiyoruz o kart ölürse Draven ölürse ne olacak. Bitiyor. Draven ölürse adam diyor ki ben aptalım. Böyle bir deste yapıyorum. Draven'ım ölürse kaybediyorum oyunu diyor. Ama abi şansım olmaz bir şekilde diyor. Kurtarırım diyor. İyi diyorsun. Aferin. Peki. Ben açayım abi kartlarımı. Peki abi. Ben kartlarımı açayım. İzin verirsen ben kartlarımı açayım. Ben kartlarımı açabilir miyim? İzin verebilir misin? Teşekkür ederim. Yani sen benden aptal ataklar yapıyorsun ya, ben de kartlarımı açacağım şimdi. Okey. Diyor ki o atak ona vurur. O atakır ona vurur. O atakır ona vurur diyor adam. O atakır ona vurur. Doğru söylüyorsun abi. Doğru söylüyorsun abi. Ondan başka hiçbir kart alma, tamam. Yani bu ölürse bitsin mesela. Problem değil abi. Ölmez diyor bir şekilde. Ben salağım. Salak şansına sahibim. Ölmez bir şekilde diyor. Niye bilmiyoruz niye ölmeyeceğini mesela. Ama ölmüyor işte. Güzel abi. Güzel. Çok güzel abi. Çok güzel abi. 650 tane Excel, tamam mı?
Evet. Tur alabilir miyim? Sıfır kartlı insan. Evet. Evet, bekliyorum daha. Daha hala ben bekliyorum senin turu vermeni. Elinde 3-6 tane X var. Hiçbir şey yapamıyorsun. Turu vermeni bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim turu verebildiğin için. Bu kapasiteyi gösterebilmen beni mutlu etti. Sıkılıyorum arkadaşlar böyle işlerden. Neyi bekliyoruz yani? Sitre'ye vereyim. Fark etmiyor zaten pek de gerçi. Bakalım ne çekmiş. Göreceğiz şimdi abiyi. Bir de bu var abi. Atakır bloklayan vurur. Atakır bloklayana vurur. Diyor adam. Bunlar hiçbir şey yapmıyor. Evet abi. Gel bakın baltalarını ne yapacaksın şimdi burada. Evet abi. Gel bakın baltaları ne yapıyormuş. Taptek var yine. Artı bir atak verip Atakır bir şeye vurur diyecek yine. Vay anasını. Ya da öldü. Time for the money makers. Okay. Vurdu. Bu arada yine bir daha. Dördüncüsünü atladı. Delireceğim ya. Delireceğim ya. Yemin ediyorum delireceğim. Abi şu animasyondan da sıkıldım ya. Allah'ını seveyim. Abi bu kadar salaklık olur mu? Arkadaşlar bu karttan bu kadar olur mu? Yani mesela adam diyor mu ki acaba benim bir şekilde yaratıklarım ölebilir mi? Mesela böyle çılgın bir düşünce yani. Acaba rakibim yaratıklarımı öldürmeye çalışır mı hiç? Hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ölürse 4 tane aynı karttan aldım. Acaba elimde ölümüne patlayıp oyunu kaybeder miyim çatışır? Değil mi abi? Hepsinden verimini alıyor. Bu iyi aslında çok. Bu çok iyi aslında. Oo. Abi üçü de güzel. Üçü de güzel. Bunu alacağız herhalde. Garen'ın signature spell'i şunu diyor arkadaşlar. Dövüşmekte olan bir yaratığın diyor. Dövüşmekte olan bütün düşman yaratıklarına vurur diyor. Mesela Garen'la saldırdınız. Adam şu şuna, bu buna, bu buna blok dedi. Siz yanınızda bir sürü yaratığınız var. Atıyorsunuz bunu, Garen her şeye 5 vuruyor. İlla Garen olmak zorunda değil. Daha büyük bir yaratığınız varsa olabilirsiniz. Mono Freljord. Enteresan. Bu dursun. Ya tabii arkadaşlar Shadow Isles olsam pıt diye atacağım bir tane dinardı. Bitti adam öldü. Poro. Zulul. Bu niye mutlu oldu?
Yanına poro gelince sevindin mi bu salak? Çok şekerler. Peki. Hiçbir şey olmuyor bu arada galiba, yanlış anlamışsam. Adam bir vurabiliyor bize. Peki vur abi bir. Kabul abi, bir damage okey. Şimdi bunları yakın zamanda öldürmemiz lazım ama. Sonra bir şeyler olacak çünkü ben biliyorum bu işi. Oradan bir şey olmaz. Aa. Çok tuhaf. Peki. Bir dakika arkadaşlar, buna bir damage vurmuyordu bile. Hani bunu yine yumuşattı, gelecek dur 2-2 ile öldürürüm falan diyebilir. Kabul. Buna hiçbir şey olmuyor. Taf yaratık yani. Peki. Çok güzel değer veriyor arkadaşlar. Mesela bu kart bana biraz güçlü gibi geliyor. Şimdi saldırmazsam anam boşa gidecek. O biraz uyuz ediyor beni. Ne yapsam? Sıfır kaldı. Saldırır mı? 3'e 3 ile belki saldırır. Saldırdı gerçekten. Blok yani şey yapsam çok iyiymiş. Freljord çok güçlü, evet. Nerflenmeden önce en güçlü şeydi. Freljord şey çok iyi. Freljord Shadow Isles çok iyi bir kombinasyon. Aman abi, aman abi olur. Ver abi şunu. Oh. Riot Games'de bir hesap oluşturuyorsun. Riot Games hesabına Twitch hesabını ilişkilendiriyorsun. Bizim kanalda oturuyorsun. Gelirse geliyor. Bu kart çok iyi değil mi arkadaşlar? Bakın 3 mana 3'e 3. Elime 6 mana bütün yıkılama artı 3 artı 3 veren kart veriyor. Zaten oyunda öyle bir kart var lan. Bu kart hem onu hem onu yapıyor. 3 mana 3'e 3'ün üzerine 6 mana şey yapan kart veriyor. Bekleyelim bence yine arkadaşlar. Değer. Değer. Anlatabiliyor muyum? Bir tur beklersem çünkü 3. Büyüyecek bu. Of. Steady Blades custom made. Steady Blades custom made indeed. Davuşan verdim bana. Bir dakika yalnız o biraz ezdi. Hiçbir şey yapamıyorum. Öldürdü bunu. Çok kötü oldu. Wow. Wow. Saldırmadı mı? Oh no. You made a mistake, darling. You made a mistake. 3, 3. Kötü değilmiş aslında. Demacian soldiers were tenfold. Demacian'ın askerleri bıdık bıdık bık bık. İyi saldırmadı yalnız ha. Ha bir dakika. Ben hala anlayamamışım. Adamda atak hala adamdaymış. Ben iyi anlayamadım ha. Bu yine hala saldırmadı bu arada. Öldür abi peki. Hiçbir şey olmaz. Oo. Hiçbir şey olmaz. Single combat var. Atacağım ölecek. Ben atak ben de sandıydım ha. Biraz şey olmuş. Biraz serseme bağlamışım. Baunuar. Furkan hoş geldin. Tabii ki sıfırlanıyor, evet. Aile bütün kartların her şeyi sıfırlanıyor çocuklar. Dur. Ona ben cevap veremiyor muyum? O güzel olmadı yalnız.
O iyi olmadı. O artık cevap verdirtmemiz beni sinir etti. Yaratıklara cevap veremiyorsunuz ya, o sinir bir şey oldu. Peki al. Atakan. Tamam, onun daha fazla bilmesine izin veremeyiz ne yazık ki. Bu single combat'i almak zorundayız. Barbayrak, teşekkür ederim. Çocuklar sağ olun ya. Bugün bomboş geçiyorduk. Sayenizde. Şans bir mana bir şey çıkartsa yandık. O Fiora bir daha büyürse çünkü artık tatsızlaşacak tabii işler. Bay bay Fioracığım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ah. Arkadaşlar 1 mana 3-3, 1 mana 4-4 falan açıyorum ben şu an. Olayların cılkı çıktı. 5. tur gelin. 6. tur hepsini artı 3 artı 3 atak. Kendine iyi bak. Oh, 2 tane. Gel babam gel. Akıllandın mı lan artık? Alacağım mı aşağı çocuğu? Yarın da elit. Çıptıs, 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 çıptıs. Peki. Bu ne be? Uncle mı diyor? Çok iyiymiş. Laurent Protege, Laurent Blade Keeper. Okey, bu bunun amcası. Güzelmiş bir. Kabul ediyorum bu gerçeği. Ne çok challenger varmış adam. Challenger bir insan çıktı karşımıza. Tamam. Sonunda anladım. Sonra ne oluyor? Kimle neyi challenge edeceksin? Yok başka challenge edecek bir şey. 2'ye 4 niye bunu challenge etmiyor onu bilmiyoruz yalnız. Onu anlamıyoruz. Onu bilemedik çocuklar. Şimdi artı 3 artı 3'e gerek yok değil mi daha? Bu çok iyi değil mi ya? Oh wait, wait, that's illegal meme ha? Peki. Girelim mi? Girelim tabii ki. 3'e 3 saldıramaz ne yazık ki. Elde bir şey var o zaman. Biraz mana sorunum var şu an arkadaşlar. Eğer şey yapabilirsem iyi. Okey, o da çok iyi. Vay, çok iyi. İp çıkartınca. Peki. Tamam. Bu arada Garen level atlıyor şimdi. Bir daha vurunca. Yalnız tabi Garen bizim turumuzda level atlayacak. O hiçbir işe yaramıyor. Adamın turunda level atlamış olması çok önemli. Çünkü o zaman ekstra bir atak yapabiliyorsun. 7 artı 1'imiz var şu an. O güzel oldu. Kim çekiyor karşısına? Garen. Hoşuma gitti. Mükemmel tabii ki her zaman gibi. Onu taptek etmesen olur muydu? Olurdu bence. Olurdu, onu taptek etmeseydin ne olurdu? Peki. Tabii ki Garen'im öldü. Yani bu adamların karşısında ben Garen'im zarar bakıyorum. Bedava öldü bir de. Hani ama bir şey kaybederek falan da ölmüyor yani. Bedava ölüyor bir de. Çok güzel abi. Elinize sağlık. Tamam abi. Tabii ki. İkinci defa bayağı ölüyor. Abi biraz sıkılmaya başladım. Biraz yormaya başladım. Tamam mı? Biraz ufak bir sıkıntılar vermeye başladım. Bir ufak yorgunluk başladı şu an.
5, 8, 11, 20 vuruyorum. Biraz blok yapması gerekecek. Peki. Al bakalım. Peki. Buyur. Tabii ki bir şey var. Sür belir daha. Ve bak. 7 health tough'ım. Adam 8 vuruyor. 7 health tough'ım. Adam diyor ki damage'ım 8'dir baba. Tam öldürecek kadar. Tam. Bir damage fazla vurmuyor adam. Okey. İki bölge oldu mu? Yani 650 tane koyuyor destesine. Barrier veren kartı. Peki. Hiçbir şey yapmadım mesela. Aferin sana. Kabul. Ondan gerekirse 10.000 tane koyacak. Çünkü bu yaratık asla ölmez ama imkanı yok ki. Çünkü niye mesela ben damage vurarak öldüreceğim. %100 belli. Tabii öyle bir şey hiç yok. Okey aldım. Tamam. 6 yapamıyorum. Manam da bayağı rahatsız edici bu arada. Neyse bu sefer galiba yapabileceğim. Bakalım adam ne taptek etti onu bir görelim. O bir dakika bu bitirecek. Bu bitirecek abi. Gel abi. Bir dakika şimdi. Evet. Tamam. Oradan şimdi bir deny taptek et. Ben burada çıldıracağım zaten. Al bakalım. Bitiyor çünkü şu an. Her bir yaratım bloklanmak zorunda. Mükemmel. Olsun en azından bunu şöyle bir karşımıza alıp konuşacağız. Bu arkadaşı bir karşımıza alıp konuşacağız. Bu ikisi de girsin böyle. Bu ölüyor bedavaya. Adam 7'ye çıkıyor. Bu ölüyor bedavaya. Aslında bunu yiyebilir isterse. Ne güzel geliyor lan. Oğlum şiir gibi lan adamlar. Vay anasını. Peki al bakalım. Yani adam şunu oynuyor. Sıfır kartla elde. Bir tur sonra artı bir artı bir iki kartın içinde oynuyor. Okey. Peki. Yeter ki 5 4'üm ölmesin diyorsun. Kabul. Peki abi 5 4'üm ölmesin. Şimdi arkadaşlar adam sanıyorum bizim Garen'ı tutabileceğini düşünüyor. Garen'la bizim cevabımız da var. Garen'ı artı artı verip öldürmesini engelleyeceğim. Bu da benim işim. Evet. Hareket var abi. Evet. Tap tekten var mı artı bir demiş? Bu arada bir işe de yaramıyor ha. Sırf ölmesin diye yaptım yani. Bye bye. Beş mi? Altı mı? Kaç oldu? 5 olmuş. Bu yine bir nebze işe yarıyormuş. Bu bayağı kötü bence. Yo Citria. Aa diğer Citria. Fena değilmiş. Saldırırken diğer bütün elaylarımıza artı bir artı bir Fearsome veriyor. Fearsome'da 2 atak ve 6 blok yapamıyor oluyor. Dolayısıyla hiçbir şeyimize 2 atak ve 6 blok yapamıyor. Fena değil arkadaşlar bu tür efektler. Bizim desteğe lazım böyle bir şey. 3 Citria'mız var. Citria normalde harika bir kart da. Spirit's Refuge.
Böyle bir combat tree'ye ihtiyacımız yok bizim. Bu da arkadaşlar pek combat tree'miz yok. Yapıyor yani işini. Eksiği 160 bizde o. Bu draft'ın ödülü her zaman bir Legendary veriyor. Yaptığın skora göre değişiyor. Freljord'la bir şeyler yapabilirsin. Hadi bakalım. Bayağı iyi ya. Bunu tutsam mı? Güzel, şanslıyız. Arkadaşlar bu artı 3 artı 3 kartları bayağı rahatsız ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Artı 3 artı 3 atak. Çünkü artı 3 artı 3 alınca tabii bloktan pek korkmaz hale geliyorsunuz. Bununla çok kuvvetli artı 3 artı 3 olayı. Double Garen. George. Bu renk arkadaşlar denial olan bir şeye birleştirirse iyi olur ama benim gördüğüm kadarıyla Ionia bayağı iyi. Bu elüzivli olan klas kuvvetli arkadaşlar. Elüzivli olayı iyi. Ben bir şey yapamıyorum. Go. Bir de spell manadan verim almamızı sağlıyor bu kart. 6 mana elimize şeyi verdiği için. Vur. Yani bir nevi ele Bloodlust gibi bir şey veriyor arkadaşlar. Tabi Bloodlust'tan da biraz iyi biliyorsunuz. Çünkü health de verdiği için. Ve Hearthstone'da gibi masa temizlemek bunda o kadar kolay değil. Böyle her gelen baba yiğit masa temizleyemiyor. Tamam. Şöyle yapalım arkadaşlar oraya. Bu 4 manlık olanla yakalayalım onu. Pıt pıt. 2 scrap scarlet. Peki. Niye attığını bilmiyorum ama. Heimerdinger yok mu destende? Ha yokmuş. Teemo Anivia varmış. Peki. Gel sen de. İki enemiye bir vurup kart çekme lütfen. Adamın şu an masası çok vasat arkadaşlar. Garen'la zor başa çıkar. Shadow Isles'ı da yok. Ne o? İki tane daha. Peki. Kabul. Ne işe yarıyor ki? Peki. Tabii şimdi de atabilir onu. 4 manası var değil mi? Bunlar arkadaşlar pek iyi hareketler değil bu arada. Yani 2'ye 2'yi bloklayıp yani hiçbir şey olmuyor, anlatabildim mi? Peki. Şu an bakın adam bir kartı gitti. Bu adam için bir karttı yani. Scrap Scuttler bu renklerde mi? Yaratık ölünce ucuzlayan kart, belki o vardır. Çok yaratı öldü çünkü. Ne oluyor ki? Hadi peki. Hadi. Peki. Tamam, Teemo açınca upgrade gelecek. Teemo yalnız bizi sinir eder şu an. Çünkü arkadaşlar elüzivimiz yok. Okey, öbür Citra'ya geldi. Çok güzel. Citra'ya mahvediyor mesela şu an. Hiçbir şey blok yapamıyor arkadaşlar. Full de bütün damage içeri geçecek. Ya tabii bir şey yapabilir de. Çünkü ben şimdi geleceğim. Garen açacağım ben. Tur gelince Citra all-in. Bayağı da vuruyor. 5, 8, 10, 16, 19 vuruyoruz arkadaşlar. Yani Citra'ya blok yapmak zorunda kalacak. İşte tam öyle olmuyor. Peki. Sende o varsa bende bu var. Bu da iyi ya. Adam boş geçti. Peki alayım abi turu.
Bir daha. Ben bunda iki tane mi almışım? Peki. Citria da kötü değil. Citria iyi ya sanki bayağı. Bakın bir tek kurt blok yapabiliyor şu an. Bir şey çıkartacak ama herhalde. Peki. Nasıl oldu onu anlamadım ben. Niye 8 manası var adamın? Ha, süper manası zaten vardı, okey. Burst olduğu için adama tekrar bir şey yapma hakkı tanıyor ne yazık ki. İnanılmaz. Güzel. Yalnız ben yine saldırabilirim bununla. Aa, bu öldürüyor o zaman. Güzel hareket. Çünkü bu sıfır hata vuruşu öldürüyor ya. Peki. Kötü oldu bayağı. Bayağı canımı sıktı yani. Birebir de blok yapacak tabii. Bu adam öyle belli. Okey. Şimdi Garen ne yazık ki arkadaşlar. Garen yine Garen ikinci kere vurduktan sonra upgrade oluyor. Bir sonraki roundun başında da size bir atak veriyor. Fakat kendi turunuzun başında atak zaten sizde olduğu için hiçbir şey yaramıyor. Yani Garen'ın upgrade'in işe yaramasının koşulu adamın turunda hazır upgrade'li olması. Dolayısıyla şu an patlak yine Garen. Yani işimize yaramıyor. Pes diyelim. Ama yani şu an tabii durum adamın inanılmaz kötü aslında. Şimdi mesela atak edemez. Çünkü Garen blok adam ölecek yaratığı. Anlıyorsunuz değil mi? İki tane 3'e 2 challenger çıkaracağız. Ya adam bayağı tuhaf bir hareket yapmış. Bunlarla arkadaşlar yine Heimerdinger olsa anlardım da Teemo çok zayıf bir strateji yani. Kaç tane var? 10 puff geldi. Çünkü bakın yani Teemo uzun bir proje. Yani adam şimdi 5 tane daha koy. Teemo'yu açıp upgrade edip bana vursa 30 puff gap olacak arkadaşlar. Hala kart başı 1.2 hasar yiyeceğim yani. Okey. Bütün masayı öldüren kart tap tek etmedin değil mi abi? Geldi o kart. Korktum kart geldi. Öldürmesini istiyorum onun için çok güzel arkadaşlar. Mutluyum şu an. Kabul abi öldür. Adam hiçbir şey yapmadığı için yalnız manası bitmiyor bir türlü. O da değişik. Al bakalım. Tamam şimdi atacak. 15 yapacak. Biz ona bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız. Bunu inelim. Otuz tane olacak değil mi benim destemde? Ben tur gelince adamı öldürebilir miyim? Öldürebilirim aslında. Değil mi? Çünkü bu hiçbir blok yapamayacak. Tabii tabii öldürebilirim. Rahatlıkla öldürebilirim. Al bakalım. Okey. 15 Teemo atak. Nasıl yani? Ha tamam. Önce atmam lazım. Okey abi. 30 tane var şu an arkadaşlar destemde. Ki yani bu dediğim gibi olabilecek en iyi senaryoydu yani. Yes. Tamam 20. 40 oldu. Okey. Yani şimdi arkadaşlar bende kart başı 2 hasar var yani hala. Ben gelince öldüreceğim. Çünkü Citra'nın güzel adam atak yaptırmıyor. Güzel abi. Şimdi all in dersem ne olur? Bir tek bu kurt blok yapabiliyor. O kurtu böyle yakalarım 3'e 2 ile. Kaç vuruyorum? 6, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23 vuruyorum arkadaşlar. Niye bu hesabı yapıyorum? Bunu atmadan hata da alarsam adam bir şey yapamaz. Fast bir şey yapması lazım sadece. Tamam o zaman şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Bu kadar. Başka bir şey yapmayacağım. Çünkü ha bir de pardon. Adam Citra'ya da blok yapacak değil mi? Pardon bir dakika. 5, 8, 5, 8, 10, 13, 17 vuruyorum.
Ay anasını satayım. Peki tamam, kötü oynadım galiba. Çünkü Citra'ya blok yapabiliyor, daldım. Bir kalıyor şu an. Bayağı saçma bir hareket oldu. Artı bir artı bir fearsome ya. Kendine vermiyor ki. Kendisi fearsome da değil. Blok yapabiliyor. Neyse arkadaşlar şimdi bence ben gelecek durağı kesin öldürürüm. Onun için şey yapacağım. Çok kötü bir hareket yapacağım. Bir dakika. Daha da güzel, daha güzel. Tamam. Şimdi Garen level atlıyor. Adamın turunda ben saldırabiliyorum. Yani arkadaşlar adam eğer spell yapayım derse, eğer kart oynayayım derse gerek yok, hiçbir şey yapmama. Okey, birsin abi. Okay. Şimdi bunun güzelliği ne arkadaşlar? Adamın turunda ben atak yapabileceğim. Dolayısıyla adam dur ben bilmem ne yapayım abi derse diyeceğim ki bir dakika abi, atak o zaman. Şimdi göreceksiniz. Okey. Yapayım mı? Yapayım. Okey. Go. Okey, go. Go. Okey. Peki, bekliyorum abi. Go. Heh. Şimdi ya atak yapması lazım. Okay. Peki. Bir dakika abi şimdi. Kim olsun? A Battling yine mi değil mi? A Battling yalan. Yani şimdi arkadaşlar Timo'nun vurmasına izin vermiyorum. Bir şey fark etmeyecek gerçi ama yine de vermiyorum izin. Bitti atağın. Tamam abi. İade edeyim. İadeyi ziyaret. Dün öldük 3 yiyerek. Yani arkadaşlar şimdi Timo gözü hoş gözüküyor. İşte kendisi 5 veriyor. Efendim 3 kere verisi oluyor. Başka veren kartlar var. Yapılıyor falan diyorsunuz. Yanlış değil fakat problem şu arkadaşlar. Şimdi mantarlar. Yani gördüğünüz zaman bana 40 tane yükledi. Yok abi, ona istemem. Güzel kart ama istemem. İkinci streamimi veremem. O konuda veremem. Aman bunu veririm abi. Bu çok iyi arkadaşlar. Direct damage bu. Bu çok önemli bize. Kafaya vuruyor. Ver abi. Zaten o da kötü karttı. Yok abi, o dursun. Ulan bu da iyi ya. Bu pek iyi değil. Single combat de fena değil değil mi? Bundan iki tane var mı bende? İkisi hiç gerek yok. Vanguard, Defender. Bir tane varmış. Squire'ın kaçıncısı oluyor? Üçüncüsü mü oluyor? Üçüncüsü oluyor. Olabilir aslında. Aman abi sen git. Buyur buyur. Skilled Snapper zaten bize uygun değil. Thermogenic Beam duracak abi. Dört mana, üç mana, üç üç. Yaratığın öldüyse kart çekiyorsun. Kötü değil. Elit aynı zamanda. Kuştan iki tane var değil mi bende? Kuş. Cik cik cik. Üç tane var. Yok abi, kuşa gerek yok. Bunu bırakmam. Bunu da bırakmam. Gerek yok abi. Bunu almayalım. Bu bayağı gereksiz. Bunu gönderebiliriz. Yok abi. Yok abi. Bu arkadaşlar denial değil mi? Bizde pek yok. İyidir bu. Bu çok kuvvetli bir şey değil. Şöyle arkadaşlar, 5 mana bunu atıyorsunuz. Sizin bir yaratığınız oyunda kaldığı sürece rakibin istediğin yaratığını alıyorsunuz. Ama işte yaratık ölse geri geliyor. Onun için çok başarılı bir kart değil yani. Ama olsun, o eldeki yaratığa şey çok kötü zaten. Yok abi, finisher. Uf, çok güzel kart ama bu. Yani arkadaşlar çok az öldüren kartım var. Elleşmek istemiyorum.
Empyrean'da o herifi yenmemize sebep olmuştu ama bu elitler daha iyi oluyor ya. Yapacağım bu işi. Bu o kadar iyi değilmiş bu arada. Ben bunu göndereceğim galiba. Elit de değil zaten. Yine 6000 yaptık arkadaşlar, şaşırtıcı. Hadi bakalım son maç. Ben beklemiyordum açıkçası böyle bir skor bu desteden ama. Son. Geliyor. İstemem. Biraz yavaş. Ama adam da çok hızlı olurmuş gibi bir hali yok, değil mi? Bu kart arkadaşlar meydanı boş çıkarsa mahvediyor. 4 mana 2'ye 2 her saldırını artı 2 artı 2 alıyor. Dursun bakalım, umarım dayak yiyip ölmeyiz. Sitriyalarım benim ya. Çok fark ediyorlardı. Çok kötü. Neyse arkadaşlar, tek güzel haber, bundan sonra hiç mana ziyan etmeyiz biz. Yani ve şu an hiç mana ziyan olmadı. 3 süper manamız var ya. Bundan sonra ziyan etmeyiz. Ama biraz vursak mesela bayağı hoş olurdu şu an. Umarım bir tane daha çıkarmaz. Saldırırken artı bir artı bir oluyor arkadaşlar o yaratık. Ve hepsi. Yani bundan birkaç tane oynuyorsa mesela bayağı güçlü bir yaratık bu aslında. Ben geçen sefer almıştım, bir kere bir tane kaldı. Saldırmadı, çok enteresan. Hey Cem, hoş geldin, sağ ol. Bakalım ne yapıyor. Aslında onları ben Challenger'la yakalasam biterdi oyun ama. Peki. O yalnız bayağı tehdit oldu yani. Uf. Şimdi onlar 5'e 4 saldıracak her ikisi de. Kaybedeceğim yine. 3 tane 6'ya 5 saldırıyor. Abi hiç şans olmaz mı insanda ya? Peki. Öldürebilirim istersen bunları ama herhalde öyle yapacağız. 6 ya 5 olmasa inanılır bir iş değil. Beni buldu ya. 3 tane. 3 tane açıyor. Ya ben bu kart aldım, bana bir tane geldi mesela. İkincisi gelmedi bile. Mükemmel abi bu insanlar. Hemen bir şey. Abi ya. 3 tane Legion War olur. 3 Legion War olur çıkartalım. Şaka gibi lan. Bir daha saldıramasın bari dedim.
İnanılır iş değil ya. Yaptırmaya yediğine kaybettirdi. Ama yani arkadaşlar bu alınan değer miktarı üzücü ya. Hani böyle bir değer miktarı olamaz yani, anlatabiliyor muyum? Üçüncü tur bir tane, dördüncü tur bir tane, beşinci tur bir tane. Üçü birden atak. 18. Beşinci tur 18 atak yapıyor adam. Nasıl ya? Şimdi 3 tane for demasi olacak. Biraz fazla. 5 artı 2 yapamam. 3 artı 3 artı 2'ye manam yetmiyor yine. Peki böyle yapalım. Tamam. Yürü, ben yine kaybediyorum. Hiç üzülmeyin. Garantili kaybetme bizde. İnanılır bir iş değil. Dört, yedi, sekiz mana olacak. Şöyle bir şey yapayım, bakalım ne olacak. İşte mana çok kötü geliyor arkadaşlar. Çok geç geliyor bunlar. Mahvoluyorum yani. Çok geç geliyor abi. Bir mana yüzünden oynayamıyorum mesela şu an onu. Şimdi benim kaç manam olacak? 11 değil mi? Yanlış saymıyorsam eğer. 11 manam olacak. Beş tane dört dördüm olacak şimdi önümde. Evet. Düşünelim. All in. Bu bizi bedavacık. Bu bizi bedava öldüremeyecek. Bedava öldürüyor gibi oluyor ama bir damage'dan dolayı biz onu öldürürüz. Onun için öyle olmayacak. Okay. Yalnız arkadaşlar bir damage vuran kartımı hareket yaparsa bittim. O bitirir. 12'yi de 8'i de yiyorsun kafana. Çünkü şimdi çok iyi bir durumdayız. Bu ve bunu öldüreceğim ben gecik dur. Tabii ki. Yine bir derece. Yine iyi sayılır. Pek. Şimdi önemli olan o trükardan bir tane daha çıkarmamız. Bizim de biraz bir yaratık sayımızda bir eksilme oldu. Bakalım ne oluyor. Peki. Elüzivimiz var. Bu arada öldürüyor mu adam aslında? Bakalım ne olacak. Problem yok. Şu an yeniyoruz. Ama bunu oynasam daha mı iyiydi? Yok değil. Onu tutar çünkü challenger'ı var. Peki. Şimdi hangisini öldüreceğiz? Static Shock'um var ya.
Bu ölecek herhalde. Değil mi? Üzerine bir de kim ölecek yalnız? Herhalde bu ölecek tabii. Çünkü bu 3'e 1 Challenger. Daha dandik. Artık adam diyor gibi. Adam 14. O onu challenge etse. Peki. Gel abi. Gel abi. 5'e 5'i challenge edecek 3'e 1. Misplio, bedava ölüyorsun şu an. Hayırdır abi? Peki. Karışmıyorum. 3 tane for demasya biraz çok oldu tabii arkadaşlar. Ha pardon, doğru. Bunu unuttum. Adam bayağı güzel duruyor. Okey. Bakalım. Bunu öldürmezse kaybediyor şu an. Ama ne yazık ki slow kartla öldürebiliyor. Elusive'im çünkü ben. Öldüreceğim adamı. Şimdi arkadaşlar artı 3 artı 3'üm var. Ve elüzyıyla direkt bitirebiliyorum. Yani derdim şu. Şimdi saldırırsam ben ona bir daha şans vermiyorum. Ve adam 1 bırakıyorum. Ve sonra bu öldürüyor. Amma ve lakin. For Demacia atıp saldırırsam direkt lethal var. Fakat For Demacia atarsam adamın bir daha savunma şansı var. Bir Elusive yok. Elusive yok. Aa. Ne yapıyor bakalım? Sen beni aptal sandın galiba. Yanlış adama karşı aptal sanma olayı oldu. Onu sana söyleyeyim ben. Ya bunu atabilirdin, atmadın. Salak getiriyor herhalde adam lafı. Peki abi. Yani aslında öyle hissettim ama arkadaşlar %100 emin olamadım. Korkudan böyle yaptım. Çünkü şu an öldürüyorum yani. Bitiyor yani şu an. Okey. Şimdi bir şey oynarsa true shot baraj atacağım, bitecek oyun. Bir şey oynamazsa blokluyorum, ölmüyorum. Tamam. Tamam abi, ben de bir şey yapacağım şimdi bak. 3 sana. 2 sana. 1 de sana. Okey. Goodbye. Bu desteği ne oldu lan? Vay anasını. Oh. Ah be. Oldu sonunda. Ben de rahat uyuyacağım. Beklemiyordum arkadaşlar. Hey, ilk oyunda o kadar kafayı yedikten sonra hiç beklemiyordum yani. Wow. Okey. Hadi ödüllerimizi alalım. Wow, otomatik veriyor. Full bedava girmiş oluyorsunuz. Gerim. Fazla mı oldu bana o? Bu kadar. Ha. Bundan sonra artık şey oluyor.